Basayı elle mikrofonu basın mı oluyor bu çay? Sana ne ya? Sen de karışıyor kardeşim. Gir içine bak. Bak basın abi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsan özgürlük, herkesin konuşma özgürlüğü var. Kimseye karışamazsın. Herkes tek konuşuyor. Tek konuşuyor. Tamam işte konuşuyoruz, bırakmıyorsun. Niye müdahale oluyorsun? Konuş. Ben tek konuşunca bir şey konuşmuyorum sana. 4 tane çocuk babasıyım. Geçinemiyorum. Derdimi anlatacağım. Bırakmıyorsun. Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Şirin Evler'deyiz. Şirin Evler'deki vatandaşlarımıza gündeme dahil sorularını yöneteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Öz abi nasıl geçinebiliyor muyuz? Cebimizde Allah çok şükürler de geçinebiliyor. Cebimde bir sürü param var. Allah bağışımda var. Çok geçinelim. Allah bu devlete, bu hükümete deval vermesin. Çok memnunuz. Allah bu şey İmamoğlu da fırsat vermedi. Milleti şey yaptı. Yani milleti çekti de çileyi. Millet vatandaş gibi çile çekti beni özle dile Allah. Ne yaptı İmamoğlu abi? He? İmamoğlu ne yaptı? Ne yapmadı? Gitti balkona geyip çekti. Vatandaş çile çekti vatandaş yollarda. Balık yedi. Yedi tabi. Yemek yemesin mi abi adam? Ya yesin de zamanda o ya Cumhurreisi kalkıp da gece saat 3'te gece İstanbul'a geliyor. Vatandaşı düşünüyor. Bakanlarla beraber. O keyif çekiyor. Hiç görüldü mü meydanlarda? Demin bir vatandaş oradaydı. Allah dedi bunu indirsin diyor. O vatandaş olmazsa bu Türkiye mahvolur. Aynı Suriye'den daha beter olur bu Türkiye. Neden abi? Neden mi? İç savaş olur. Onun için. Kim yapar iç savaş? Kim yapar? Kim saldırır bize? Halk yapar ya. Onun için o vatandaş olmasa Cumhuriyetimiz tamam mı? Benden bu kadar diyor. Allah uzun umura versin bu cumhuriyetimize. Sağlık sıhhat versin. Daimimize başımızda olsun. Bu kadar abi. Teşekkür ederim. Sağ ol size kolay gelsin. İyi günler. Allah, Allah senin ömrün ona versin ki uzun olsun. Versin versin. Onu versin bana da versin. 8 bin dolar nereye gitti? 4 tane, 4 tane rokayı 5 lira. 4 tane roka. Kaç liraya geliyor? Abi, ne hangi mevsimde yaşıyoruz? Hangi mevsimde yaşıyoruz hemşerim ya? Sen hiç boşa yaşıyorsun, ya. Boşa. Kaldı ya. Gene indirim oluyor. Her nereye de indirim oluyor. O nefesi de alma, o nefesi de alma sen. Ver o da. Dört tane roka, 5 lira, 5. Nereye gitti? Bir gecede yok oldu. Paketin karının parasını yediler. Versene. Vereyim abi, istedim ha. Al vereyim abi. Al 5 lira. Al 5 lira. Al 5 lira. Al 5 lira. Kayınlık o. Dört tane kadar ekledi. Çok mu ya? Milleti yoksa soru mu soruyorsun? Soru soruyoruz abi. Değil mi kardeşim? Soru de. Ya bu milleti kavga ettirme ayıp değil mi? Soru soruyoruz abi. Değil mi? Kavga etmiyor musun? Sen provokatörlük yapıyorsun. Provokatörlük yapıyorsun abi. Ya rokasın bokasın. Kimse kimseye vurmuyor abi. Provokatörlük yapıyorsun. Tek efendim. Ben öyle röportaj yapmam ya işime bak boş ver. Neden karıştınız abi? Ne demek ne karışıyorsun ya bu milleti birbirine düşürme hakkın yok mu? Ya niye düşürsün? Şimdi senin başındaki zillensin, sen hainsin derse millet de sokakta böyle ya konuşuyor. Ya sen neyi temsilcisin kardeşim sen? Kimseyi temsilcisin. Sen neyi temsilcisin yapıyorsun? Gazeteciyim ben abi sen ne karışamaz devam et. Devam et abi gazeteciyim. Hiç anlatma ne gazetecisiymiş? Basın abi basın. Ne basınıyım mı? Basın abi elinle mikrofonu basın mı oluyor bu şey? Sana ne ya? Sen neyim? Sen de karışıyorsun kardeşim gir işine bak. Bak basın abi. İşine bak karışma sen. Ne bak bana karışma sen. Karışma dayı basın üçüncü dönem şey var kardeşim. Seni konuşuyor, fikrini konuş. Sen fikrini konuş. Tamam o zaman ne yapalım? Sen ne konuşmayacaksın? Ne sen ne konuşuyorsun kardeşim? Kardeşim işte gel bize git. Allah Allah. Ben izlemek istiyorum. Allah Allah. Adam bir bak şey yapamıyor ya burada. Herkes fikir değil. Burada kavga ettiriyor, kavga. Abi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsan özgürlük herkesin konuşma özgürlüğü var. Kimseye karışamazsın. Herkes tek konuşuyor. Tek konuşuyor. Tamam işte konuşuyoruz bırakmıyorsun. Niye müdahale oluyorsun ki? Niye bırakmıyorsun? İstiyorsan konuş. Sen yap konuş. Konuş o zaman. Buyursan konuş. Konuşmayacaksın. Konuş. Buyur. Nasıl konuşmasın? Konuşuyorsun. Konuşmuyorsan sen o zaman konuşanlara engel olmayacaksın. Herkes konuşurdu kardeşim. Kim ne dese diyebilir? Kimse burada kimseye hakaret ettin mi? Kimse hakaret ediyor mu? Hayır. Normal insan gibi konuşuyoruz. Derdimizi açıklıyoruz. Aç olduğumuzu söylüyoruz. İşsiz olduğumuzu söylüyoruz. Konuş. Ben tek konuşunca bir şey konuşmuyorum sana. 4 tane çocuk babasıyım. Geçinemiyorum. Derdimi anlatacağım. Bırakmıyorsun. Senin gibi 4 tane adam çıktı mı anamız ağlar. Dizlerimize vururuz. Geçinemiyorum kardeşim.
Benim hükümeti desteklediğimi kim sana söyledi ya? O zaman niye karışıyorsun? Yok kavga ettiriyor, konuşuyor. Ben hükümet denen bir şey yok. İçi siyasete çevirme. Ben çevirmiyorum siyaset. Siz çeviriyorsunuz. O zaman diyorsun ki ben geçinemiyorum. Neye dökülsün sen olarak? Ben şu an burada derdimi anlatma. Ben konuşmuyordum. Bir arkadaş konuşuyordu. Neye dayanarak kendini karıştın ki sen olaya şimdi? Bak iki kişi orada kavga ettiriyor. Bak iki kişi. Neye kavga ettiriyor? Ben konuşuyor. Kavga ediyordun. Yok. Sana vur dedim mi? Dört tane şeyde bekledi. Ben soru sordum ama vur dedim mi? Yok yok öyle bir şey. Bunlar hep provokatör. Paralı provokatörler abi. Röportajı bölüp vatandaşın sesini kesmek istiyorlar. Biz basınız abi, biz basınız. Hayır, basın ben basınım abi, ben çekebilirim abi. Ben vergi ödüyorum bu devlet. Biz para mara almıyoruz ama reisçiyiz. Ya reisçiyiz ama para mara almıyoruz. Ama ben seni dinliyor muyum? Dinliyorum. Ama para mara diyorsunuz, para mara almıyoruz. Para programı niye diye söylüyorsunuz? Tamam, bak, bak, bak. Konu normal, normal, normal. Hayır, hayır. Sen tarafsız kalacaksın. Vatandaşısın zaten abi. Ama gelip böyle röportajımı kesense ben tarafsızlık kusur denemiyorum. Ama ayıp bir şey. Ben vergi veriyorum ha. Ben basın gazeteciyim. Hayır kardeşim. Biz, Cumhurbaşkanı bile gazeteci soru soruyor ya. Halka soramıyorum ki abi. Adam beni engelliyor. Cumhurbaşkanı bile soru soruyor gazeteci. Ama şu an halka soramıyor sizin yüzünden. Niye röportajı kesiyorsunuz arkadaşlar? Olamaz kardeşim. Böyle el eline soramıyorum abi. Ona soru sormaz ya. Yani. Vatandaşın derdi var. Bu adam diyor ki geçinemiyorum. Tamam bunu dinliyorum ben. Sen bunu hayır sana anlatamaz ki. Sen mi bozuyorsun? Geçindir abi. Bunu. Geçindir mi arkadaşı? Bak işte abi, o geçindiremez. O beni geçindiremez. Amir var, memuru var, herkesi var ya. Kim abi? Amir nerede? Memur nerede? Hani vatandaşın niye yanında değil? Bak belediye tamam, her yanında niye değil abi? Vatandaşın yanında niye değil? Niye sokakta değil? Sen vatandaşın yanında söyle. Evet, vatandaşın yanında. Sen vatandaşı kışkırtarak onların yanındasın. Hayır, o şekilde düşünme abi. Ama yanlış düşünüyorsun dayıcığım. Provokatörlük yapıyorsun. Yani yanlış düşünüyorsun. Kurban olayım sana. Sen gündem mi istiyorsun? Bak tarafsız bir adamım. 53 yaşındayım. Bak 53 yaşındayım. İmamoğlu dediğimiz adamı biz seçtik. Seçtik. Başımızın üstünde yeri var. Ama o akşamki yaptığı hareket asla kabul edilir. Tasvip edilecek bir hareket değil. Hareketini sevmedik abi. Kışın yani o karda fırtınada gidip orada kar küreme aracıyla bir restoranda yemek yemesi çok doğal bir şey. Ama o akşam doğal değil. Onu tasvip etmiyoruz. Ama bizim genel yönetenler, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Erdoğan ve hükümeti, bizi yönetenler ondan daha fazla hata yapıyorlar canım benim. Bu arkadaşın dediği gibi 4 tane çocuğum var geçinemiyor. Hakikaten geçinemez. Geçinmek zor yani zor. Bu devirde zor. Onun yaptığı şu anki fahiş fiyatlar bizi tamamen çökertti. Ben yani bir vatandaş olarak sağduyulu asla taraf değilim. Her iki tarafa da oy vermiş biriyim. Ama yani asla yönetemiyorlar. Şu an günden güne çöküyoruz aşağı doğru yani. İmamoğlu da öyle, Tayyip Erdoğan da öyle. Kesinlikle budur yani. Onun için aynıdır kardeşim. Bunun derdi de aynıdır. Hepimizin derdi aynı bizim yani. Dayıcığım, şimdi ben Bitlisliyim. Ben bir Kürdüm. Benim 4 tane çocuğum var. Bak benim 4 tane çocuğum var. Ben şu an 4 tane çocuğumu memlekete bırakmış, 1 yaşında bebeğimi bırakmış, gelmiş burada metro hattında çalışıyorum. Gece vardiyasında çalışıyorum. 4 milyar asgari ücretle çalışıyorum. Geçinemiyorum. Bizi şu an burada, yani kimseye, biz hepimiz kardeşiz burada. Kimseye mani olmasın. Biz diyoruz ki aynı ülkede yaşıyorsak, aynı bayrak altında kalıyorsak, dinimiz, kitabımız, Kur'an'ımız birse anlatabilir miyim? Sen bırakacaksın. O derdimi açıklamamı bırakacaksın. Anlatacaksın tabii ki. Gayet doğal. Anlatabiliyor muyum? Yok ben AK Partiliyim. Yok ben MHP'liyim. Yok ben CHP'liyim. Partiler beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. Bizim Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız kötünün iyisi diyelim. Kime vereceğim? Şu an ülkemizi yöneten kendisi. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an biz diyemiyoruz. Derdimizi açıklamıyoruz. Derdimizi açıkladığımız zaman sen Kürtsün, PKK'lısın içeriye. Türksün, FETÖ'cüdür at içeriye. Arkadaşım şu an ben bunu sana söyleyeyim. Ben 2007 yılından beri AKP'de üyeyim. Delegeyim. Ben siyasi partiler beni ilgilendirmiyor. Ben şu an evimin geçimine düşmüşüm. Çoluk çocuğumu nasıl duyururum? Anlatabiliyor muyum? Ben onun derdine düşmüşüm. Abi ben kahvaltı yapamıyorum. Saat 4 oldu hala kahvaltı. Bu parti para götürüyor. Bu parti çalıyor. Beni ilgilendirmiyor. Benim çoluk çocuğumu duyursun. Bir tenikeye konmuş 650 milyon ya. Biz konuşamıyor muyuz ya? Bizi bu duruma getiren kim? Kim?
Dış güçlerin. He? Dış güçlerin oyununa geliyor. Dış güçler kimdi, tanıyor musun? Amerika'da. Tanıştın mı? Kimle beraberdi? Tanıştın mı kendisiyle? Amerika'yla. Ya o bir söylentidir kardeşim. Bir söylentidir. Dış güçlermiş, dış güçlermiş. Bana ne? Benim ekmeğime mani olmasın. Kim yönetiyorsa yönetsin. Ben sen kavga edelim, bir şey olmaz. Ya niye kavga edelim kardeşim? Niye kavga edelim? Başkası bizim aramıza girmesin. Tamam girmez, giremez zaten. Kimse giremez aramıza. Biz kardeşiz. Tabii kesin. Bizim derdimiz o zaten. Biz kardeşiz. Ölene kadar da kardeş kalacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ha yok. Neymiş dış güçlermiş, dış güçleri ben tanımıyorum. Dış güçler kim ya? Tanışamadım henüz kendisiyle. Sen kullanacaksın abi. Ben çoluk çocuğumun ekmeğine bakıyorum ya. Sıvap anlaşması yapıldı. Dayı açlıktan akıl kalmamış. Açlıktan akıl diye bir şey kalmamış. Teşekkür ettik abi. Ezan okundu, kusura bakmayın. Çok ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'nin durumu ortada. Ekonomiyi nasıl değerlendireceğim? Batmış bir ülkenin ekonomisi ne olursa batmış ülkenin ekonomisi odur yani. Sorumlusu kim abi bu? Sorumlusu tabii ki iktidardır. Başka kim olacak? Yapan onlardır. Onun dışında herhangi bir şey yok ki. Dış kuvvetler, dış kuvvetler. Hiç alakası olmayan bir şey, ilgisi olmayan bir şey. Kendi becerisizliklerini başkalarının üzerine yıkmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Abi ekonomi soruyoruz, vatandaş yok. Ekonomi nasıl değerlendiriyor? İyiyim Allah'a şükür. Çok iyi. Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntımız yok. Biz ondan yok. Hangi, kimdensin abi? Biz MHP'liyiz. AK Parti'nin MHP bildik. Aynı biz ondan. Aynı yolda yürüyoruz. Aynı yolda devam ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Abi ekonomi soruyoruz. Vatandaş yok, ekonomi nasıl değerlendiriyor? Vallahi çok zor. İkimiz ayda 10 milyarla geçiniyoruz. Vallahi bile 10 milyarla geçiniyoruz. Çok olan insanlar ne yapsın? Ben düşünüyorum. Asgari ücret alan ne yapsın abi? Tek evet, çalışıp. Vallahi ben ikimiz 10 milyar gidiyor. Yani fazla değmiyoruz. Evde oturuyoruz. Doğalgaz 1 milyar geliyor. Bir hava alıyoruz. Tatile vallahi gidebiliyor mu abi 10 milyar? Yok, ya da et yok. Yiyebiliyor musun hafta? Yok abi vallahi yok ya. Vallahi yok. Ben 7 çocuk büyüttüm. Ben bu kadar şimdiki sıkıntı çekmedim. İkimiz kalmışız, çok sıkıntı çekiyoruz. 7 çocuk büyüttüm, evlendirdim, hiç sıkıntı çekmedim. Peki torunların ne yapacak abi bu şartlar altında? Torunlar nasıl? Torunlar yandı abi, yandı, bitti. Vallahi bile mendil satacaklar, okula gidemezler. 35 senedir buradayım. Ben 35 senedir buradayım ama güzeldi. Bir sene oldu, yok güzel. Vallahi bu şeyler çok pahalı. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin abi? Var mı aklına? Ben kendime veririm. Daha önce kime verdik? Bu iktidara verdik mi abi? Verdim. Pişman mısın abi? Pişman, şöyle pişmanım. Bize terörist dediği için ben pişmanım. Ben terörist değilim ki. Ben terörist olsam daha da olurum. Kürtler hepsi terörist diyor. Yanlış. Burada oy kaybediyor tabii. Değil mi? Doğru mu, yalan mı? Yalan mı? Sen hepsini bir sayacaksın. Hepsini bir sayacaksın. Sana oy veren de var, şey olan da var. Niye terörist diyorsun? Oyunu kaybettiriyorsun. Mesela ben Kürt'üm. Niye bana terörist diyor ki? Ben 7 çocuğu büyüttüm, vatanın görevini yaptılar. Gitti geldiler, ben ne yaptım? Biz buranın vatanı, vatan bizimdir. Senin terörist değiliz abi. Terörist olsa dağda olacağız. Senin vatanına evet.